Olay tam bu noktada yaşanmıştı. İki saldırgan işte buraya geldiklerinde güven timleri tarafından karşılandılar ve ekipler onlardan şüphelendi ve de kimlik kontrolü yapmak istediler. Ancak onlar kimlik yerine polis ekiplerinin silahlarını çektiler ve polis ekiplerinden birinin çenesinden diğerinin ise yanağından kurşunla yaraladıktan sonra hemen buradan sokağın sonuna doğru kaçtılar. Tabii o sırada çokça sayıda kurşun sıktı saldırganlar. O kurşunlardan birkaçı da çevreye isabet etti. İşte o isabet eden kurşunlardan bazısı da işte bu arabaya denk geldi. Ve sonrasında da saldırganlar işte buradan işte sokağın sonuna doğru kaçmaya başladılar. Ancak olayın evveli var. Şimdi o saldırganlardan bir tanesi aslında dün gece saat 1 sıralarında bir arkadaşını Başakşehir'de başından vurarak öldürmüştü. Ardından da 5 saat sonra da sabah saat 6'ya gelindiğinde yine Başakşehir'de bir akrabasının evine gitmişti. Orada 61 yaşındaki yengesini yine başından vurarak öldürdü. Aslında sonrasında yine gelinini, yani yengesinin gelinini boynundan vurdu ve onun da sonrasında gelininin damadını kolundan yaraladı. Yani iki kişi öldürdü ve iki kişiyi de yaralamışlardı. O yaralılar Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. O saldırgan ise kaçmıştı. Tabii saat 10.50 sırasında olay burada gerçekleşti. Ve saldırgan yanına bir arkadaşını da alarak motosikletle buraya geldiler. Fatih'e geldiler, Nişancı Mahallesi'ne. Ve hemen şimdi kameraman arkadaşım gösteriyor. Köşedeki markete girdiler ve o markette alışveriş yaptılar. Sonrasında da İDO'yu sordular. Deniz seferlerinin nereden yapıldığını sordular. Muhtemel ki İDO ile buradan deniz yoluyla kaçmayı belki de düşünüyorlardı. Ve sonrasında da işte o iki polis memuru zaten çokça ilçeye haber gitmişti. Ve güven timleri kimlik kontrolleri yapıyorlardı. Ve o iki şahıs buraya geldiklerinde güven timleri tarafından durduruldular. Ve sonrasında da tekrarlayalım, iki memura kurşun sıktılar ve sonrasında da buradan kaçtılar. Peki sonrasında ne oldu? O iki polis memuru Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken o iki saldırgan da hemen yukarıda bulunan Aksaray mevkisinde bir taksiye bindiler ve o taksiyle birlikte Başakşehir'e doğru yola çıktılar. Sonrasında o taksici bulundu ve onun da ifadesi alındı. Taksiciye de aslında şunları söyledikleri ortaya çıktı. Taksici öncelikle şunu söyledi: uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ben gördüm tarzında bir beyan verdi ve sonrasında o saldırganlardan birisi silahı beline koyarak taksiciye aslında seni de öldürecektim ancak bana iyi davrandın dediği ortaya çıktı. Tabii şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü teyakkuz halinde Fatih'te ve çevre ilçelerde o iki saldırgan yakalanmak için büyük çaplı bir operasyon başlatıldı. Tekrarlamak gerekirse iki polis memurunun son dakika gelen bilgiye göre sağlık durumları iyiye gidiyor ve şu anda da o iki saldırgan aranmaya devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.